Hoş geldiniz dostlar. Selamun aleyküm. Önemli bir son dakika gelişmesini aktaralım. Pakistan Başbakanı İmran Han'a karşı bugün bilindiği gibi güvensizlik oylaması yani gen soru yapılacaktı. Fakat anayasanın 5. maddesi gerekçe gösterilerek bu reddediliyor. İmran Han meclisin feshedilmesi ve erken seçim yapılması çağrısında bulundu. Son dakika olarak servis ediliyor. Pakistan Başbakanı İmran Han mecliste görüşülmesinin reddinin hemen ardından Pakistan meclisinin feshedildiğini açıklıyor. Kısa süre içerisinde erken seçime gidilecek. Meclisi fesih yetkilisi Pakistan Cumhurbaşkanı'nda. Cumhurbaşkanı Arif Alvi zaten İmran Han'ın partisinden seçilmişti. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Alvi de İmran Han'ın talebini yerine getirerek meclisi feshedecek. Baktığımızda meclis binasının olduğu bölgede bilindiği gibi dün de yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Bunu da hatırlatalım. Dolayısıyla muazzam güvenlik önlemleri devam ediyor. Baktığımızda İmran Han'ın bu hamlesi de aslında bekleniyordu. İmran Han Amerika'nın kendisine darbe yapmak istediğini söylemişti. Fakat geçen gün aslında kendisi skandal açıklamalarda da bulunmuştu. Bunu da hatırlatalım. Kendisinin yaptığı saçma sapan Çin açıklamasını aktaralım. Bilindiği gibi Doğu Türkistan Uygur Türklerine yapmadığını bırakmayan Çin'e yönelik şunu söylemişti. Çin'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani peygamberimizin öğretilerini takip ettiğini öne sürmüştü. İmran Han, Çin son 30 yılda 700 milyon insanı yoksulluktan kurtardı. Onlar aslında Hazreti Muhammed'in yolunu takip ediyorlar şeklinde İmran Han iyice saçmalamıştı. Daha sonrasında ise kendisine yönelik iktidardaki vekiller de taraf değiştirmişti. Bunu da hatırlatalım. Sağ olun.